Evet Fatih Çimen, Bartın sel afetinin en yoğun yaşandığı illerden birisi olmuştu. Geçtiğimiz hafta yaşanan kuvvetli yağışlar sonrasındaki Bartın'ın birçok noktasında taşkınlar, yaka selleri oluştu. Kozcağız Çayı ve Bartın Çayı gibi farklı farklı çaylarında taşkınları sonucu birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Tabi ulaşım ağları da zarar görmüştü ki şu anda bulunmuş olduğumuz bölge Kozcağız bölgesi. Bu noktada Şarköy Boğaz Mahallesi'ne ulaşım sağlayan bir panel köprü vardı ve bu panel köprü de ne yazık ki selle birlikte ağıra sarılmıştı. O panel köprü vinçlerle kaldırıldı ve daha sonrasında Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerce burada bir köprü oluşturuldu. Bu köprü 40 metre uzunluğunda ve 4.2 metre genişliğinde. Dün öğle saatlerinde kurulum çalışmaları başlandı. Yaklaşık 3 saat gibi bir süre itibariyle de kurulum çalışmaları tamamlanarak hizmete açıldı ve şu anda da hem yayalar tarafından hem de araçlar tarafından bu köprünün kullanımı gerçekleştiriliyor. Son olarak şunu ifade edelim, bölgede yaraların sarılması noktasında çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Özellikle evleri ve iş yerlerinin su basan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi anlamında da çalışmalar büyük bir hızla devam ederken şu anda bulunmuş olduğumuz bölge gibi ulaşım ağlarında zarar gören noktalarda da yine çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini söyleyerek sözü yeniden size bırakalım.